Bu galvanik hücrede katı halde çinkonun yükseltgenerek çinko artı 2 iyonlarına dönüştüğünü zaten öğrenmiştik. Yükseltgenme anotta gerçekleşiyor. Demek ki bu elektrot bizim anodumuz. Bakır artı 2 iyonları ise katı haldeki bakıra indirgeniyor. İndirgenme katotta gerçekleşiyor. Demek ki bu elektrot da bizim katodumuz olmalı. Başlangıçta elimizde 1 molar çinko sülfat çözeltisi olduğunu kabul edelim. Bu demek oluyor ki bizim çinko artı 2 iyonları için başlangıç derişimimiz 1 molar. Elimizde 1 molar bakır sülfat çözeltisi olması da bakır artı 2 iyonlarının derişiminin 1 molar olduğunu gösterir. Demek ki standart koşullar altındayız. Başlangıç derişimlerimiz 1 molar. 25 santigrat sıcaklıkta çalışıyoruz. Katı ve saf halde elektrotlarımız var. Ayrıca bu hücre için standart hücre potansiyeli ya da standart koşullardaki hücre potansiyelinin değeri 1,1 volt. Dolayısıyla elimizde elektrik akımı oluşturabilen istemli bir redoks tepkimemiz var. Yani elektronlar tel üzerinde ilerliyor, biz bir gerilim elde ediyoruz. Bu şekilde de bir standart hücre potansiyelimiz oluyor. Hatırlarsanız elektrokimya dersinin videolarının birinde standart hücre potansiyelini kullanarak Delta G0'ı hesaplamıştık. Hatta şimdi yazacağım bu denklemi kullanmıştık. Delta G0 eşittir eksi NFE0. Burada standart hücre potansiyelinin değerini yerleştirip Delta G0'ı hesaplamıştık. Delta G0 standart koşullarda tepkimedeki serbest enerji değişimidir. Sonuç olarak biz de eksi 212 kilojül elde ettik. Şimdi termodinamik dersinde gördüğümüz... Gibbs serbest enerjisindeki değişim denklemini düşünerek elimizdeki galvanik hücreyi inceleyelim. Serbest enerjideki değişim eşittir. Standart serbest enerji değişimi yani delta G sıfır artı R çarpı T çarpı ln yani Q yani Q'nun E tabanına göre logaritması. Burada hatırlatmak istediğim bir nokta var. Gördüğünüz bu delta G sizin reaktantlarınızla ürünleriniz arasındaki anlık serbest enerji değişimini temsil ediyor. Delta G sıfırsa standart koşullar altındaki serbest enerji değişimi demek. R gaz sabiti. T sıcaklık bu arada sıcaklık birimini Kelvin olarak alıyoruz. Q ise tepkime katsayısı. Şimdi bu tepkimenin katsayısı ne olabilir diye bir düşünelim. Bu tepkime için yani istemli bir redoks tepkimesi için Q denge sabitiyle aynı formüle sahiptir. Yani ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. Saf haldeki katıları ise bildiğiniz gibi denklem dışında bırakıyoruz. Evet payımız çinko artı iki iyonlarının derişimi olacak. Yani bu tepkimedeki ürünümüz. Bildiğiniz gibi katı haldeki bakırı denklemin dışında bırakıyoruz. Bölü bakır artı 2 iyonlarının derişimi. Aynı şekilde katı haldeki çinkoyu da denklemin dışında bırakıyoruz. Demek ki bölü bakır artı 2 iyonlarının derişimi. Şimdi derişimleri denkleme yerleştirebiliriz. Çinko artı 2 iyonlarının derişimi 1 molardı. O zaman buraya 1 yazıyoruz. Bakır artı 2 iyonlarının derişimi de 1 molardı. Yani aslında standart koşullardayız. Demek ki Q tam bu anda 1'e eşit. Öyleyse 1'e eşit olan Q'yu da diğer denkleme yerleştirebiliriz. Elen 1 bir, yani 1'in E tabanına göre logaritması ise 0'a eşit. Dolayısıyla denklemdeki bu terim sıfırlanıyor. Standart koşullar altında serbest enerjideki değişim delta G, standart koşullar altındaki serbest enerji değişimine eşit. Yani delta G sıfıra. Bu da eksi 212 kelejül. Eğer bunu mol bazında yazmak isterseniz onu da hemen buraya ekleyebiliriz. Aslında bu bulduğumuz oldukça mantıklı, değil mi? Çünkü zaten standart koşullar altındayız. Derişimlerimiz 1 molar. Demek ki serbest enerjideki değişim delta G 0'a eşit. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Gördüğünüz gibi delta G 0'dan küçük bir sayı. Yani negatif. O zaman bu bir istemli tepkime standart koşullar altında istemli bir tepkime. Yani elektrik akımı oluşuyor ve gerilim elde ediyoruz. Evet, şimdi başladığımız noktaya geri dönelim. Zaman içindeki tam o anda bir gerilim oluşturuyoruz, değil mi? Tepkime daha fazla ürün oluşturabilmek için sağa doğru gidiyor. Şimdi burada daha çok ürün oluşturacağız. Peki. Tepkime sağa doğru kayıyorsa, sağa doğru istemliyse Q nasıl değişecek? Aslında burada ürünlerin derişimini arttırıyoruz. Yani çinko artı 2'nin derişimini arttırıyoruz. Aynı zamanda da bakır artı 2 iyonlarının derişimini azaltıyoruz. Demek ki tepkime sağa doğru kayıyorsa Q artacaktır. Bir diğer deyişle daha çok ürün oluştukça Q artacaktır. Sonuç olarak Q değerinde bir artış gözlemleyeceğiz. Bu durumda delta G'ye ne olacak? yani ürünler ve reaktantlar arasındaki anlık serbest enerji değişimine ne olacak? Bunu bulmak için denklemimize geri dönelim. Bir sayı uyduralım. Mesela diyelim ki Q 10.000 olsun. Biliyorsunuz ki birden başlamıştık. Ondan şimdi büyük bir sayı seçiyoruz. Evet Q 10.000 oldu. Demek ki ürünlerimiz reaktantlardan çok çok fazla. Peki delta G kaç oldu? Delta G eşittir delta G sıfır. Biliyorsunuz bu değerde standart serbest enerji değişimini ifade ediyor. Standart koşullarda da bunun eksi 212 kilojül olduğunu öğrenmiştik. O zaman burası eksi 212. Kilojülü joule çevirirsek de eksi 212 bin jül. Burada bir de R var. Yani gaz sabiti. Şimdi buraya tekrar dönelim. R gaz sabiti yani değeri 8,314 Joule bölü mol çarpı Kelvin. Buraya da bölü mol ekleyebiliriz. Böylece denklemdeki birimleri de dengelemiş oluruz. Bir de sıcaklık var. Tepkimenin gerçekleştiği sıcaklık. Bunu en başta söylemiştik. Tekrar başa dönüyoruz. Evet, 25 derece santigrattayız. 25 derece santigrat 298 Kelvin'e eşit. Yani burası 298 Kelvin. Kelvinler bu da birbirine götürecek. Son olarak da çarpı ln Q var. Burada değiştirdiğimiz Q değerini kullanacağız. Yani öylesine seçtiğimiz oldukça büyük olan sayıyı yani 10.000'i 10 kullanacağız. Buraya da ln 10.000 yazıyoruz. Burada reaktanttan çok ürünümüz olduğu oldukça açık. O zaman tam bu anda delta Y kaç olacak? Yani ürünlerimiz ve reaktantlarımız arasındaki anlık serbest enerji değişimi kaç olacak? Burada kısa bir hesaplama yapmamız gerekecek. Öncelikle ln 10.000'in yani 10.000'in 10 e tabanına göre logaritmasının kaça eşit olduğunu bulalım. Evet onu bulduk. Şimdi onu önce 298 ile sonra 8,314 ile çarpalım. Ve bulduğumuz bu sayıyı eksi 212.000'e ekleyelim. Bulduğumuz delta g değeri eksi 189,2 kilojül. Bunu kilojül olarak yazmak istiyorum. Delta G eşittir eksi 189,2 kilojül bölü mol. Aslında sayının tam olarak kaç olduğuyla çok da ilgilenmiyorum. Burada göstermek istediğim şey Q değerini değiştirdiğimiz zaman neler oldu? Q değerini birden 10.000'e çıkardığımız zaman delta G'ye ne olduğuna bakacağız delta G eksi 212'den eksi 189 kilojule geldi. Yani sıfıra daha çok yaklaştık. Artık dengeye daha çok yaklaştık diyebiliriz. Ama tam bu anda Q 10.000'e 10 eşit olduğu zaman yine de eksi bir değer bulduk. Hala negatif bir delta G değerimiz var. Demek ki hala istemli bir tepkimemiz var. Elimizde istemli bir tepkimemiz olduğuna göre hala elektrik akımı üretebiliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla daha çok ürün üretebilme şansımız var ve hala bir gerilime sahibiz. Peki tam o anda bu gerilim ne kadar olacak? Ya da anlık hücre potansiyeli ne kadar olacak? Anlık hücre potansiyeli E yani büyük E harfiyle ifade ediliyor. Bu değeri de delta G ile E'yi birbirine bağlayan eşitlikten çıkarabiliriz. Delta G eşittir, eksi NFE. Bulduğumuz değeri buraya koyalım. Yani delta G'yi buraya koyalım. N'nin tepkimede alıp verilen edilen elektronların mol sayısı, F'nin de Faraday sabiti olduğunu biliyoruz. E ise anlık hücre potansiyeliydi. Zaman kazanmak için hesaplamayı burada yapıyorum. Ama eğer siz bu hesaplamayı yaparsanız, bulacağınız değer 0,98 volt anlık hücre potansiyeli için bulacağınız değer 0,98 volt. Yani istemli bir tepkime. Hala bir gerilim üretiyoruz. Evet hala bir gerilim üretebiliyoruz. Fark edebileceğiniz gibi gerilim değerimiz biraz düşmüş. Bir önceki örnekte yani standart koşullar altında tam o andaki gerilim değeri 1,1 volttu. Demek ki burada birazcık kaybımız olmuş ve değer 0,98'e düşmüş. Ama yine de bu sayının ne kadar büyük olduğunu bir düşünün. Reaktantlara göre dünyalar kadar fazla ürünümüz var. Ama yine oldukça iyi bir gerilim elde edebiliyoruz. Neredeyse 1 volt. Yani asıl değeri olan 1,1'e çok yakın bir değer. Şimdi dengede ne olduğunu bir düşünelim. Dengede neler oluyor? Bildiğiniz gibi dengede tepkime katsayısı olan Q değeri denge sabitine eşit. 25 derece santigratta da denge sabiti 1,58 çarpı 10 üzeri 37'ye eşit. Yani bu tepkime için 25 derece santigrattaki denge sabiti. Şimdi denge sabitini delta G'yi bulduğumuz denkleme yerleştirelim. Delta G eşittir. Delta G sıfır. Hatırlarsanız bu değer eksi 212 kilojül bölü moldü. Yani artı R yani 8,314 çarpı T. Hala 25 derece santigrattayız. Yani bu değerde 298 Kelvin ve son olarak çarpı ln K. Yani Q yerine denge sabitini yazıyoruz. Evet. ln 1,58 çarpı 10 üzeri 37. Şimdi hesaplamayı yapalım. Elimizde ln 1,58 çarpı 10 üzeri 37 var. Ve bu sayıyı 298 ve 8,314 ile çarpacağız. Eğer sonuç yuvarlarsak elde edeceğimiz değer 212 kilojül bölü mol. Pozitif 212 kilojoule bölü mol. Yine sayının gerçek değeriyle çok ilgilenmiyorum. Bu sayıyı yuvarladım ama zaten bu sayı da gerçek değerinin yuvarlanmış hali. Burada önemli olan nokta delta G'nin dengede sıfıra eşit olması. Ama biz delta g'nin dengede sıfıra eşit olduğunu zaten biliyorduk. Burada eksi 212 kilojül bölü mol var. Yani yaklaşık olarak eksi 212 kilojül bölü mol var. Burada da yaklaşık 212 kilojül bölü mol var. Dengede bunlar birbirini götürecek ve sonuç olarak delta g sıfıra eşitlenecek. Dengede delta g'nin sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Ürünler veya reaktantların serbest enerjiler arasında bir fark yok. Şimdi de hücrenin dengedeki gerilimini düşünelim. Eğer delta G sıfıra eşitse bu değeri buraya koyalım. O zaman demek ki hücre potansiyeli olan E de sıfıra eşit olmalı. Yani bu sıfıra eşitse bu da sıfıra eşit. Hücre potansiyeli eşittir 0 volt. Demek ki redoks tepkimesi dengeye ulaştığı zaman gerilim 0 oluyor. Bir başka deyişle piliniz bitiyor. Umarım bütün bu konuştuklarımız serbest enerjideki değişimleri düşünerek galvanik hücreleri daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur.